Hello everybody, this is Tonguç Akademi and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar 10. sınıf İngilizce bakın ne yapıyoruz. Modern, bazen Amerikan İngilizcesinde modern diye de duyabilirsiniz. Heroes and heroines. Erkek kahramanlar için heroes kelimesini, kadın kahramanlar için heroine kelimesini kullanabilirim. Hero Heroin. İşte bu kadar basit. Pekala yani arkadaşlar. Hepinize öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve sayfamı çeviriyorum. Diyor ki. Talking about imaginary situations. Bakın. Hayali durumlar anlatılacak. Hayali durumlarda muhtemelen if clause göreceğiz arkadaşlar. Ve bu if clause içerisinde de type 2 dediğimiz bir kısım var ki bu if clause 2'de bize hayali durumları gösterecek. Expressing wishes. Ha, bakın arkadaşlar burada da keşke'lerimizi, dileklerimizi, ah keşke şöyle olsaydı, ol, olsaydılarımızı anlatacağız. Bir de arkadaşlar diyor ki kontekste yani yazıya bakarak arkadaşlar bir bazı şeylerin anlamlarını guessing tahmin etmek demek, meaning anlamı tahmin etmek olarak çevirebiliriz. Pekala. Sayfamı çevirdim ve benim için şu önemli bahsettiğim şey bakın main clause cümlelerim var arkadaşlar present simple tense olabilir mesela ama beni şurası ilgilendiriyor bakın type 1 ve type 2'ye bakıyorum conditional hemen şurada küçük bir düzeltme arkadaşlar bu o harfi olacak bu arada pekala şimdi present bir yapı if I have time eğer zamanım olsa eğer zamanım olursa mesela I will call you sana daha bir telefon açarım. I will call you ama zamanım olursa. Fakat arkadaşlar, hayali durumlar söz konusu, imaginary durumlar söz konusu olduğunda if I had time, eğer kafi zamanım olsa ki ben her zaman hiçbir zaman benim kolay kolay kafi zamanım olmaz. Her zaman yoğunumdur. I would call you. Vallahi seni ararım kafi zamanım olur. ama bu bir hayal. Burada arkadaşlar, yani e, type 2 de hayal dünyası işin içerisine girecek. Birazdan birlikte göreceğiz. Şimdi e, sayfamı çeviriyorum ve yavaş yavaş anlatmaya başlıyorum. Diyor ki second conditional. Yani az önce bahsettiğim type 2 tam olarak burada imaginary bir şekilde benim karşıma çıkıyor arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Usage. Bakalım nasıl bir kullanım var. If'in arkasından verb 2. Yani past simple tense getiriyorum. Were gibi mesela, did gibi mesela, went gibi. Ve onun arkasından present conditional bir durum vereceğim. Şöyle olsaydı, ben böyle olsaydım, şunu yapardım gibi. O zaman da would ve verb 1 ile şu anki hayali pozisyonu anlatacağım arkadaşlar. Bakın imaginary situations in the present or future. Gelecekte ya da şu anda hayali olan imaginary durumlar anlatılır. Example'lara birlikte bakalım. If I won a million dollars. Eğer ben 1 milyon dolar kazansaydım. Arkadaşlar burada hayali bir durum var. Yani sizin bizim 1 milyon dolar şu anda kazanma şansımız Hani milyon, yüz, yüz, belki bir milyonda bir diyelim. O yüzden burada verb 2 yaptık arkadaşlar. Hayali durumlar İngilizce'de past ile anlatılırlar. I would buy a new car. Yeni bir araba satın alırdım. Yeni bir araba satın alırım. Her neyse eğer bana bir milyon dolar çıksa ilk yapacağım şey yeni bir araba satın almak ama bu tamamen bir hayal ürünü arkadaşlar. If I were you. Eğer senin yerinde olsaydım. Arkadaşlar were diyorum. Zaten normal if bakın şurada I olduğunu düşünün lütfen. Önemli arkadaşlar unutulmuş burada. If I were you. Eğer senin yerinde olsaydım. Zaten senin yerinde olamayacağım için if, ayın arkasına were kullanıyorum. Bu bir hayal arkadaşlar. I would quit smoking. Sigara içmeyi terk ederdim. If I were the president. Eğer ben başkan olsaydım şu anda benim şu anda şu anda benim böyle bir şansım yok. Şu anda sadece bir hayal ediyorum arkadaşlar. Eğer başkan olsaydım I would lower taxes ve vergileri aşağı çekerdim. Ne kadar güzel bir hayal değil mi arkadaşlar? They would stay longer. Daha uzun kalırlardı. Hayalimiz ne? If they had more time. Eğer onların daha fazla zamanı olsaydı they would stay longer, çok daha uzun kalırlardı. If I won a million dollars, eğer bir milyon dolar kazansaydım, bana mesela şeyden çıksaydı, lotodan, I could stop working, çalışmayı sanırım durdururdum. If I had more free time, eğer daha fazla, bak normalde bunların hep tersi arkadaşlar. Mesela diyor ki, if I had more free time, eğer daha fazla free time'ım olsaydı demek ki normalde ben free time olan bir insan değilim olsaydı hayal ediyorum I could travel around the world tüm dünyada seyahat ederdim gibi cümleler şimdi biz arkadaşlar bunu en iyi cümle içerisinde anlarız esprimiz şu diyor ki eğer hayali bir durum söz konusu ise bir küçük taslak çizmek isterim size. Type 1 ve Type 2 ile ilgili. Şunu geri alayım arkadaşlar arkasına yazalım. Şimdi gerçekleri anlattığım durumlar vardır. Mesela Type 1 benim karşıma gelsin. En çok karıştırılanları şey yapacağız anlatacağız şimdi bak. Type 1 de diyor ki gerçekler vardır. Mesela hocam if'i kullanacağım. If'in arkasından bakın arkadaşlar. Present simple tense kullanacağım. Evet burada sorun yok. Present simple tense kullanacağım. Yani bir fiilin birinci halini kullanacağım ve ondan sonra planımı anlatacağım. Condition'a yani duruma bağlı olarak falan filan gerçekleşse gerçekleşirse ben de şunu yapacağım. Bu da will ing will work, will gelecek arkadaşlar. Şimdi ben babamla bir anlaşma yaptım. İzle. Anlaşmada diyor ki if I pass bak şimdi if I pass my class eğer derslerimi eğer sınıfımı geçersem this term bu sene mesela my dad sevgili babacığım will buy Bak şimdi şu arkadaşlar arada buy şöyle yazalım bir dakika şu şekilde birleştirelim will buy a bike değil mi a bike for me benim için bir tane bisiklet satın alacak bak if i pass ne yaptım arkadaşlar present simple tense'i getirdim if i pass my class evet my dad will buy işte bu kadar basit burada arkadaşlar babam satın alacak şimdi normal şartlar altında hayalden gidiyoruz değil mi hayali durumları bakın arkadaşlar Type 2 ile anlatacaksınız. Hemen şuraya Type 2 yaptım. Formülü bilmem lazım. If'in arkasından arkadaşlar past simple tense geliyor. Past simple'ı getirdim. If'in arkasından past simple'ı getirdim. Yani verb 2'yi getirdim. Bundan sonra istersen would getir. istersen could getir. Hiç fark etmez. Verb 1 zaten olmayacak arkadaşlar. Burası bir hayal dünyası. Şimdi diyor ki if I bakın şimdi arkadaşlar If I woke up. Wake ikinci haline walk. If if I woke up early. Eğer ben değil mi? In the morning. Her sabahtan bahsediyorum. Eğer ben sabahları erken kalksam ama normalde kalkmıyorum arkadaşlar. Bu benim için bir hayal. In the morning. Şöyle morning'i kısaltmalı yazıyorum. If I woke up early in the morning. Eğer ben sabahları ah erken kalksam var ya. I would ne yapardım biliyor musunuz? Bak hayalime bak şimdi. I would have a big breakfast. Acayip leziz bir kahvaltı yapardım. Arkadaşlar mantık tamamen bu. Şimdi bunu çektim bir kenara ve devam ediyorum. Diyor ki boşlukları type 1 type 2 ile doldurun. Bakın burada önemli olan şey şu. Cümlemin içerisinde will mi var would mu var? Bakın ben burada would gördüğüm anda hiç gözünün yaşına bakmam. Parantezin içerisinde. du biraz aşağı çekeyim şunu. Parantezin içerisinde fiilimi alırım. Verb olarak yazarım. If I won the lottery. Eğer piyangoyu kazansam. I would buy a diyor ki desert island. ıssız ada demek arkadaşlar. Desert island. Kendime ıssız bir ada satın alırdım. Hayale bakar mısın? Ne kadar güzel bir hayal değil mi? If Rachel doesn't. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben burada would ya da Past simple bir şey görmüyorum. Tam tersine bakın if Rachel doesn't stop eating eating de şurada ing i var arkadaşlar. Eating junk food. Eğer Rachel fast food, junk food yemeyi durdurmazsa she will get fat. Yağlanacak. Get fat yağlanmak. Yani şişmanlamak demek arkadaşlar. She will get fat. Hocam niye bu değil? Çünkü arkadaşlar burası present. Bakın past değil. Az önce past'lar vardı işin içerisinde. C'ye gelelim. Bakın şimdi. Şurada ne gördüm? Hop, wouldn't gördüm arkadaşlar. We wouldn't miss. He, big, we, neymiş bu? The beginning of a, ah, the, 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 Arkadaşlar, acayip yanlışlar var. Bir saniye. Şuraya dı diyorum hemen. The beginning of the play. Oyunun başını kaçırmazdık. Bak şimdi, kaçırmayız. Şimdi sen çok fazla banyo yapan birisin, çok fazla duş alan birisin ve bu konuda çok ısrarcısın. Ben senin yapmadığını hayal etsem. If you did if you didn't insist bakın insist ısrar etmek demek if you didn't insist on taking a bath şu banyo alma hususunda ısrarcı olmasan vallahi filmin başını kaçırmayacağız ama benim hayalim senin ısrarcı olmayışın fakat sen hep ısrarcısın pekala geldim bir sonrakine arkadaşlar diyor ki bir sonrakinde bakın if you don't demiş hiç korkmana gerek yok if you don't admit you are wrong sen hatalı olduğunu itiraf etmediğin sürece I will not go away. Buradan gitmiyorum. Hadi bakalım. I will not, değil mi? Won't ya da arkadaşlar nasıl isterseniz go away. If you don't. Bak bu kadar basit. Bu taraf present olduğu için bu tarafta will oldu. Past olsaydı gayet basit arkadaşlar bu tarafta wouldn't olacaktı. Bu kadar basit. Şimdi Mary will take the job. Şimdi Mary bu işi alır. Bakın would demiyor arkadaşlar. Will take the job. If They, hangi karşılıkta? Bakın, if they let her work at home. Şimdi iş verenler onlar. Mary'e izin verirse. Hangi ususta? Evden çalışma hususunda. izin verirlerse, evet. Mary will take the job. Mary de bu işi alacağını söyledi. İşte bu kadar basit. Şimdi bakıyorum hemen. Will var arkadaşlar. We will miss the bus. Otobüsü kaçıracağız. O zaman bu taraf ne olacak? Present olacak. Gayet kolay. If they don't, değil mi arkadaşlar? If they don't hurry up. İşte bu kadar. If they don't hurry up. Eğer onlar acele etmezlerse biz otobüsü kaçıracağız onların yüzünden. She wouldn't. Bak önemli. Burada pastlaştırmış. O zaman bu tarafta past olacak. Doğru mu arkadaşlar? She wouldn't accuse you. Bak şimdi o seni suçlamayacak. Güzel. Hangi takdirde? If Jack didn't lie. Gördün mü? Eğer ki Jack ama Jack maalesef dur arkadaşlar didn't yapamadık mı? Şöyle yapalım hop didn't şunu attım arkadaşlar didn't lie. Şimdi Jack normalde çok yalancı bir insan. Tersini hayal ediyorum. If Jack didn't lie about the robbery. Eğer Jack soygun hakkında yalan söylemezse ki söyler. She wouldn't accuse you. O da seni suçlamayacaktır ama bu bir hayal arkadaşlar. Geldim şuna. Diyor ki Sam Wood'u gördüm bakın. Sam would certainly get the job. Sam kesinlikle işi alacak. Doğru mu? Doğru hocam. Alırdı. Yani hayal var burada. If he bakın arkadaşlar. No'un ikinci hali neydi? knew. E ile yazılıyor. İşte bu kadar basit. Bakın diyor ki if he knew how to do with the computer bilgisayarın nasıl kullanıldığını bilseydi ama tersi bilmiyor. Bilseydi sen would certainly get the job. Vallahi sen işi alırdı. Ama arkadaşlar öyle bir dünya yok. Bunların hepsi hayal. If he felt realistic eğer o kendisini hasta hissetseydi. Değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi. He would go. İşte bu kadar basit. Burada pastı gördüm, verb 2'yi gördüm. Burada would verb 1'i getirdim. Mesele çok kolay. Biz buna ne diyoruz? Type 2. Hayal dünyası anlatılıyor arkadaşlar. Çevirdim sayfamı. İzleyin şimdi. Choose the right option. Doğru olan seçenek. If you don't hurry Arkadaşlar simple present varsa öteki tarafta ne yapmam lazım? Would kesinlikle olamaz. Ve type 1 olduğuna göre fiil yalın halde gelemez. Will miss işte, George, işte doğru cevap. iste yalnız. Ish, if you do not hurry. Eğer sen acele etmezsen we will miss the plane. Biz uçağı kaçıracağız senin yüzünden. Süper. The Browns. Brown ailesi will need a lot of money çok fazla paraya ihtiyaç duyacak. Bakın arkadaşlar would dememiş. Will demiş doğru mu? If they want to buy. Ha, bu taraf present olmak zorunda. Bir kere zaten they wants olamaz. Gitti. Wanted. Hayır arkadaşlar burada present var. Bakın şimdi izleyin. Doğru cevap burada. If they want to buy a beach house. Onlar bir sahil evi yani yazlık bir ev satın almak istiyorlarsa. Onların çok fazla paraya ihtiyacı olacak. Bakın hayal yok arkadaşlar. Gerçek anlatılıyor burada. Şimdi devam ediyorum. Bu tarafa bakıyorum. Would'u gördüğüm anda burada ben past tense ararım. Burada past tense bakın no olmaz. No fiilinin ikinci hali iyi değil arkadaşlar. O zaman doğru cevap ne olacak? No. If I knew your email. Eğer senin mail adresini bilsem I would send you The invitation. Sana davetiye gönderirim. Ama kız bana mail adresini vermiyor. Sadece ben vermiş olduğunu hayal ediyorum arkadaşlar. If you pass all your exams. Eğer sen bütün sınavlarını bakın geçersen işte burada present bir yapı var arkadaşlar. Present yapı olduğu anda would'u kullanamam. İzleyin şimdi. Your parents will be. Type 1'de ar olur mu? Hayır arkadaşlar if'in arkasından buna dikkat. Burada present simple tense gelmişse burası will olacak demiştik. If you pass all your exams sen sınavlarının hepsini geçtiğinde geçersen daha doğrusu eğer geçersen annen ve baban will be bak şimdi will be very proud of you seninle acayip gururlanacak. Mükemmel geldin 5'e. Bu tarafta would'u gördüğüm anda burası pastır arkadaşlar. If Bakın burada present yapılar var gitti. If I were you, eğer senin yerinde olsaydım, I would book. Şimdi book'u bana genelde soruyorlar. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Rezervasyon yaptırmak demektir. Rezervasyon şuraya Y koyayım yapmak yaptırmak olduğunu anlayın lütfen. I would book the hotel room. Eğer senin yerinde olsaydım otel odasını rezerve ederdim. Ama senin yerinde değilim. Bu sadece bir hayal arkadaşlar. Bak şimdi. We will have to change the door lock. Ne yapmak zorunda kalacağız? Kapı kilidini değiştirmek zorunda kalacağız. If you don't find the key. Bakın if you don't. Eğer bulamazsan görüyor musun? If you don't find the key. Eğer anahtarı bulamazsan kapı kilidini değiştirmek zorunda kalacağız. Çevirdim arkadaşlar sayfamı. Devam ediyorum. Diyor ki the teacher is will be would be neye bağlı arkadaşlar buradaki if'in arkasından gelen tense past mı değil mi ona bakacağım bakın şimdi if we all got a's eğer hepimiz a alırsak aa hayal kuruyorum bak şimdi ya çocuklar hepimiz a alırsak öğretmen kıllanacak bak bu gitti bu gitti would be görüyor musun the teacher would be suspicious öğretmen eğer hepimiz a alsaydık öğretmen bu işten suspicious kullanırdı. Şüphelenirdi arkadaşlar aman diyeyim. Şimdi devam ediyorum. Bakıyorum wood'u gördüm çocuklar. O zaman burada ben verb 2 aramak zorundayım. I would buy a red Ferrari. Kırmızı bir Ferrari satın alırdım. Bakalım bu keratanın hayali ne? If I... bakın, şimdi I could have any car. He, eğer bir arabam olacak olsaydı. izle. If I could have any car. Ya da if I had de olabilir arkadaşlar. Eğer arabam olacak olsaydı ne yapardım biliyor musun? I would buy şey yapardım yani bir Ferrari satın alırdım. Geldim 9'a. Diyor ki you'nun arkasından present simple şey if'in arkasından present simple var arkadaşlar. O zaman bu taraf willi olmak durumda. Bunu söylemiştim size. If you don't bring your lunch. Eğer öğle yemeğini unutursan getirmezsen. Diyor ki bak I gitti. I will share my sandwich with you. Seninle sandviçimi ehir ehir paylaşırım. Ona geldim arkadaşlar. Hemen gözlerim arıyor bakın şimdi. Would değil, will var burada. Alice will stay in bed all day. Alice vallahi bütün gün yatakta kalacak. If she doesn't feel very well eğer kendini iyi hissetmezse. She zaten don'tla kullanılmaz gitti. Arkadaşlar burada will varsa burası didn't olamaz gitti. Would olsaydı olurdu. O zaman geldim buraya bakın şimdi diyor ki Alice will stay in bed all day if she doesn't feel very well. Eğer kendisini sağlıklı hissetmezse vallahi bütün gün yatakta kalacak. Peki. Bakıyorum arkadaşlar. İşte bir verb 2 görüyorum burada. Hemen şuraya verb 2'imi yazayım. If Rob had more free time. Eğer hayal kuruyorum bakın normalde Robun hiç de free time yok. Ama hocam bir hayal kuralım eğer olsaydı ne olurdu? Eğer Robun daha fazla free time'ı boş zamanı olsaydı, He hop hop would tabii ki değil mi arkadaşlar? Verb 2 var burada. Verb 2'den sonra bakın if'in arkasından verb 2 geldiğinde takip eden cümle would almalı would join a cycling club. Eğer Rob'un daha fazla free time'ı olsaydı bisiklet sürme kulübüne katılacaktı. Harika gidiyoruz çocuklar. Pekala bir tane daha yapmak istiyorum. You will be very tired tomorrow. Yarın çok yorgun olursun. Yarın çok yorgun olacaksın. If you hmm, stay. Arkadaşlar bakın şimdi. If you stay up late tonight. Bu gece geç saatlere kadar oturursan o zaman değil mi? Bu gece geç saatlere kadar oturursan bunu attım dedim zaten olmaz arkadaşlar. Bak şimdi. If you stay up late tonight. Bu gece geç saatlere kadar oturursan you will be very tired tomorrow. Yarın acayip yorgun olacaksın diyorum. Ve arkadaşlar sayfamı çeviriyorum. Şimdi burada en sevdiğim konulardan bir tanesi var. Bunu paylaşmak isterim sizinle. Diyor ki we use The past simple. After the verb wish. Şimdi wish arkadaşlar dilemek. Hani nasıl bir dilemek biliyor musunuz? Böyle I wish dersiniz ya I wish. İşte bu I wish eşittir keşke. Yani keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı. O yüzden wish'in arkasından kullanımlar verb 2 isteyecektir. Şimdiki hayallerimi anlatıyorum. When we want to make a wish about a present or future. Arkadaşlar present bir durum söz konusu hayal ediyorum şimdiki durumu hayal ediyorum ya da future gelecekteki bir durumu hayal ediyorum o zaman arkadaşlar wish'in arkasından verb 2 kullanırım. Şimdi situation di bak when we want yani şu andaki situation şu andaki durumun olması gerek şu an bir durum var. Bundan farklısını hayal ettiğimde ah keşke senin telefon numaranı bilseydim. Bakın şimdi arkadaşlar. I wish keşke I were taller daha uzun boylu olsaydım. İşte bak verb 2 var burada. I wish keşke we lived in a big city daha büyük bir şehirde yaşasaydık. I wish keşke I were a superhero. Keşke ben süper kahraman olsaydım. Bakın hep hayal olduğu için verb 2'leri görüyor musunuz arkadaşlar wish'in arkasından. I wish I could fly. Ya keşke uçabilseydim. Kenin ikinci hali görüyor musunuz arkadaşlar? I wish I could speak German. Keşke Almanca konuşabilseydim. Ken'in ikinci hali. I wish I didn't have to. Bak şunu yapmak zorunda olmasaydım. Get up so early. Ya keşke çok erken kalkmak zorunda olmasaydım. Wish'lerin wish'ler sizin şu anki ya da gelecekteki hayallerinizdir arkadaşlar. O yüzden de verb 2 kullanılıyor. Konu bu kadar basit. Hadi devam edelim. Bakın şimdi. I wish I were the manager of this company. Ya keşke ben bu şirketin B'nin ikinci üçüncü şeyine ikinci hali was were arkadaşlar. I wish I were I wish I was fark etmez. Yani bunun ikinci halini aldığınız sürece problem yaşamazsınız. Keşke bu şirketin müdürü olsaydım da oh onu işten kovsaydım. Peter wishes. Peter diyor ki ah Peter diyor ki ya Peter şunu arzuluyor. He boşluk. Not buy. Satın almamak. Bakacağız şimdi that car. Peter bir araba satın almış it breaks down so often and causes him trouble ve şimdi diyor ki ya Peter keşke şu arabayı satın almasa bak keşke şu arabayı satın almasa didn't görüyor musun didn't buy ben çünkü bu arabayı daha önce satın aldım biliyorum Peter yani şu arabayı keşke satın almasa arkadaşlar çünkü it breaks çok o kadar çok bozuluyor ve o kadar çok başına bela açıyor ki arkadaşlar Peter arabayı satın almışsa eğer bir de bunu tabi kontekste çok daha iyi anlarız. O zaman şöyle bir sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Dili geçmiş zamanı hayal ediyordur. O zaman burada hadn't bought. Bakın geçmişte yaptığınızda pişman, pişmanlık duyduğunuz keşkeleriniz varsa buy bought. Burada farklı bir durum var. Past perfect tense girecektir arkadaşlar. Peter wish. Çünkü Peter o kadar pişman ki ah keşke. He didn't değil de he hadn't hatta arkadaşlar. He hadn't bought that Keşke şu arabayı satın almasaydı diye dert yanıyor. Geçmişe yönelik hayal. Ashley'nin annesi. Bakın şimdi. Wishes. Bir hayalde bulunuyor arkadaşlar. She exam for next week. Değil mi arkadaşlar? She did kendi kızı için verb 2 gelmek zorunda. Ashley's mother wishes she did well in the final exams next week. Ne dedik? Arkadaşlar gelecekteki hayaller içinde Wish'in arkasından Verp 2'yi getirir dedik. Önümüzdeki haftanın final sınavında keşke diyor. Umarım ki diyor iyi not alsın. Böyle bir hayalde bulunuyor. Mary wishes. Bakın şimdi arkadaşlar. Mary bir kere şöyle bir durum var. Ee, bunu she diyelim arkadaşlar. Atlanmış. Şurayı hemen she diye düzeltiyorum. Mary wishes she was. Bakın arkadaşlar. She was on a spa holiday relaxing rather than working in the office now. Şu anda ofiste çalışmaktan ziyade arkadaşlar bir spada yani keşke böyle oh sıcak sıcak rahatlıyor olsaydı diye arz etmiş. Mary feels homesick. Mary şu anda nedir durumu arkadaşlar? Gurbetçi. Memleketine bir özlem duyuyor. Pekala. She wishes she was. Bakın. She was in her home with her parents now. Keşke şu anda evinde ailesiyle beraber olsaydı. Çok basit arkadaşlar. Wish şimdi ya da geçmişe yönelik hayaller söz konusuysa arkasından verb 2 istiyor. Mevzu gerçekten çok basit. Bakın şimdi. I wish you Ah bak şimdi ben çok susamışım ya. Orucum aslında ama tabi olmaz. Efendime söyleyeyim. Daha sonrası için bir hayal kuralım. I wish you broad. Ya keşke kardeşim var ya. I wish you brought me a glass of water. Keşke bana bir bardak su getirsen. Ama biliyorum sen getirmezsin. Çok mendebursun. I am very thirsty. Çok susamış durumdayım şu anda. Kendimden geçiyorum. İşte wish, işte verb 2. Karen wishes her father. Şey kimmiş bu? Father. Bir boşluk verdi. Not go. ha Diyor ki Karen şöyle bir arzu içerisinde. Ya babası keşke gitmese var ya. Çok özlüyor babasını. Didn't go. Nereye gitmese? Russia on business. Çünkü she misses him. Çok fazla özlüyor. Karen'in arzuladığı şey babasının gitmemesi ama gitmek zorunda. Didn't go to Russia on business. İş seyahatleri için keşke Rusya'ya gitmesen diyor babam. Ah. It's very hot and sunny. Bakın arkadaşlar. Şu anda hava acayip sıcak ve güneşli arkadaşlar. I wish. Keşke. I had. Ah yanımda olsaydı. I had my sunglasses and sun lotion with me. Keşke güneş yağım ve güneş gözlüklerim yanımda olsaydı. Wish were 2. Bakın. You look overweight. Ya sen çok yağlanmış, çok kilo almış görünüyorsun. Hayırdır kardeş bu nedir böyle? I wish you. Şimdi attended yazdım. Katılmak demek. ED'yi verdim. Attended at gym this summer. Ya sen keşke bu yaz bir tane şeye katılsan ama yapmazsın biliyorum. Bakın hayal kuruyorum çünkü. My father wishes he. Bakın boşluk arkadaşlar. For bir şey unutmuş. To take the camera with him. The view was wonderful. Şimdi bakın dedim ki eğer geçmişteki durum söz konusuysa bakın dili geç bu belki şu an karşınıza çıkmayabilir ama ben yine de anlatmak istediğim için veriyorum. Şimdi geçmişteki bir şeyi hayal ediyorum. My father wishes. Eskiyi hayal ediyor. Bak geçen seneyi hayal ediyor. Keşke he hadn't. Burada arkadaşlar past perfect girmek zorundasınız. He hadn't forgot. Keşke unutmasaydı biliyor musun? To take the camera with him. Geçtiğimiz sene gittiğimiz tatile kamerasını fotoğraf makinesini almayı unuttu. Ama keşke unutmuş olmasaydı. The view was wonderful. Harikaydı. Arkadaşlar buna yıldız koyuyorum. Ve bu tür durumlarda past Perfect tense yani geçmişe hariç geçmişe ait durumlar söz konusu olursa wish'in arkasından verb 3 getirmek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Peki müthiş bir şekilde sizi ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar kolay gelsin.